Mehmet Ağar o konularda uzman. Ben işte korucu başı mı ve de milletvekili mi artık hangisini kabul ederseniz Edip Sedat Bucağı sormak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz onun da ismi bu şeylerin içinde geçiyor ve içinde de evet. Hem katil hem korucu başı hem de işte bu Susurluk çetesi mi deniyor, Ağar çetesi mi deniyor? Bu yapının içinde tanıyor muydunuz? Hayır, ben onunla tanışmadım. Yani bu Sedat Bucak bizim ortamımızda yoktu. Bu koruculuk ortamının gerekliliği önem kazandığı zaman bu tür insanları ortaya çıkardılar, geliştirdiler. Yalnız şunu söyleyeyim size, bakın benim çok üst düzeyde ilişkilerim olmasına rağmen size de bırakılan kasetlerde biliyorsunuz bakanlarla, başbakanlarla yemek masasındayız, video çekiyor, fotoğraflarımız çıkıyor. Daha önce sizin kurumunuzda da yayınlandı Hayri Kozakçıoğlu'yla fotoğraflarımız, benzer birçok video çekimleri var, size verdim. Onları da zannedersem gösterirsiniz. Artık nasıl gerekli görüyorsanız. Benden onları size vermek. O düzeyde ilişkilerim olmasına rağmen bakın burada bir belge daha mesela. Bir insanı alıp cezaevinde narkotik şubede işkence yapmışlar. Bu ifade vermiş savcılıkta. Size okuyayım müsaade ederseniz. Ben uyuşturucu suçundan yakalanıp narkotik şubeye götürüldüğümde Bayram Akbal isminde müdür yardımcısı olan görevli bana ısrarla bu malı Hüseyin Baybaş'tan aldığımı söylememi istedi. Bunun için beni 13 gün şubede tuttular. Ben Hüseyin Baybaş'ı tanımam dediğimde bu malı Hüseyin Baybaş'ından aldığını söyle, biz sana gerekeni yaparız dediler. Bu yüzden bana baskı ve işkence yaptılar. Ben mali İranlı Maşallah isminde bir şahıstan aldığımı söyledim. Bunun için video bandı getirdiler. O suçlamayı yapmadığım için beni o bantla yargılamak istediler. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderdiler. O konuyla ilgili davam Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmektedir. Bu insanı suçlamışlar, işkence yapmışlar, zorlamışlar. Hüseyin Baybaşı'ndan bu uyuşturucuyu aldığını söyle diye buradaki tarih 12-12-1989 gösteriyor adamın adı, işte hangi makamın bunu verdiği, Cumhuriyet Başsavcısı adı, katip, şahit, uyuşturucuyla yakalanıyor. Hüseyin Baybaşı'ndan aldığını söyle diyor Bayram Akbal. Ben onu mahkemeye verdikten sonra adam kabul etmediği için yasaklanmış bir PKK'nın video bandını getiriyorlar, PKK'nın aktif faaliyetlerini gösteren video bandı. Bu Türkiye'de suçtur. Bunu getiriyorlar. Eğer Hüseyin Baybaşı'nı suçlamazsan diyorlar, bu bandı da sende bulduğumuzu söyleriz. 15 sene de bundan yersin diyorlar. Bu da Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gidince bunu söylüyor ve biz tesadüfen duyuyoruz olayı. Bu belgeyi de biz bu ülkenin makamlarına sunduk. Çok önemli bir şeydir. Yani adam uyuşturucu Hüseyin Baybaşı'ndan aldığını söylerse cezası yarıya düşecek. Bunu söylemediği için bir de artı bir PKK'nın yasaklanmış bandını getiriyorlar. İşte bu uyuşturucuyla yakalandı. Bir de PKK'nın bandı bulundu evinde diye bu adamın ifadesi. Buyurun. Yani ben Türkiye'nin devletinin yöneticilerinin uyuşturucu işini yapmamı istemelerini reddetmemden dolayı uğradığım baskılardan bir örnektir bu. O işkence ayrı bir örnektir. O yalan da ayrı bir örnektir. Bu çok güzel, izin verirseniz anlatmak istiyorum. Bu düzeyde, o anlattığım isimlerle belirttiğim düzeyde ilişkilerimin olmasına rağmen bu uyuşturucu işini yürütmedim ben. Ondan sonra bir korucu başlığını yapmam istendi. Onu da yapmadım. Bu tür olaylarla muhatap oldum. Bu tür olaylarla muhatap olduğunuz zaman Türkiye'de buna direnmeniz ve katlanmanız çok güçtür. Birçok insan da Sedat Bucak dediğiniz şahıs gibi veya onun gibi insanlar bu tür dayatmalara dayanmamış ve kabul etmişler diye düşünüyorum. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Yalnız burada bir Sedat Bucak veya onun gibi insanların üzerinde durmaktan ziyade devletin politikasını görmek ve doğru mu yanlış mı tartışmasını o noktada ele almak gerekiyor. Ben kendimi burada örnek verirken, ben bu durumu yaşadıysam, en üst düzeyde ilişkilerim olmasına ve çok büyük maddi servetin, çok güçlü bir ailem olmasına rağmen bu kadar baskılara maruz kaldıysam, bunun gibi insanlar da benzer baskılara maruz kalmışlardır. Ayrıca bu baskılara maruz kalmadan kendi isteğiyle, kendi arzusuyla da olmuş olabilir. Ancak bana olan ona da olmuş olabilir, onun gibilerine de olmuş olabilir diye bakmak da lazım. Ama iyi niyetle. O noktaya getirilmiş demenize katılıyorum. Gelmiş demek belki yanlış tanımlama olur. Yani kimse evinden gidip devlete gel beni korucuya, ben bu kadar gelişim diyebileceğini zannetmiyorum. Ayrıca bir riziktir.
bir insanın kalkıp Kürt'tür Sedat Bucak dediğiniz insan da Urfalı'dır. Bucak ailesinin içinde benim tanıdığım ve halkının kimliğine, halkının geleceğine hizmet eden, gerçekten hayatını vermiş insanlar da var. Benim değer verdiğim dostlarım da var Bucak ailesinde. Bu insanlar da Kürt'türler. Kürt halkının ulusal kurtuluş savaşımına kurşun sıkmaları için hiçbir neden göremiyorum. Demek ki bu insanlar bir yerde evinde oturuyor, olanağı yok, götürüp olanaklarla aldatıldı ya da baskıyla kabul ettirildi. Ayrıca bu şekilde benim amcama da baskı yapıldı. Kabul etmediği için hiç bilgisi olmadığı olaydan götürüp cezaevine koydular. O cezaevindeyken ben İngiltere'den geldikten sonra gittik. Fazla hazırda para da yoktu, nakit para yoktu. Ağzıma kayıtlı olan evi verdim askeri Yargıtay Başkanı'na ve onu kurtardım cezaevinden. Yargıtay'ın tasdik ettiği bir ceza idi, müebbet ceza bıraktırdık. Hastalığını, yani sağlığını kaybetti cezaevinde. Sırf koruculuğu reddettiği için birçok benim ailemde insan ve benim yakın dostlarım bu dayatmalara, baskılara maruz kaldıkları için bu insan içinde böyle bir durum söz konusu olabilir ama öyledir demiyorum. Ama bunun... Burada, bu noktada tekrar... Kaçırılan insanlar bunun evinin bodrum katında yakalanıyor. Bazı köylerinde işte esrar otunu ektiği. Olabilir. Ankara'da, ben ona bir şey... başkanlarıyla silahlı çatışmalara giriyor. İşte Mehmet Ağar'la İzmir'de toplantılara katılıyor. Bilmem Abdullah Çatlı'yla beraber, Hüseyin Kocadağ'la beraber. Yani Hüseyin Kocadağ'ın da bir özelliği yoktur. Bir yerde Mehmet Ağar'ın da masumdur demiyorum. Hayır, lütfen. Bu insanlara masumdurlar demiyorum. Ancak Türkiye'de bir devlet politikası var diyorum. O devlet politikasının dışına çıktığınız zaman yaşam hakkı tanınmıyor size diyorum. Bunu söylüyorum. Eğer bu insanlar bu yaptıklarının kendilerine bunları yapacaksınız dendiği zaman yapmazsalardı benim gibi bu sıkıntılara maruz kalabilirlerdi. Bunu göze almadıkları için yaptılar olabilir diyorum. Ama ben bu dayatmalara, bu baskılara hedef olduğum zaman bu baskılara dayanamayarak kabul etseydim ben suçsuz olurdum, mecbur kalıp yapardım demiyorum. Dolayısıyla o insanlar da bugün masumdurlar, suçsuzlar demiyorum. Ama evinden oturuyorken evinde kendi halkının kurtuluş savaşında kurşun sıkmak için gidip ondan bir zevk alacağını, onun ona bir yararı olacağını zannetmiyorum. Cemiyetin yüz karası olmaya aday olmasını gerektiren bir nedenin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Normal bir insan mantığıyla düşündüğüm zaman bu yargıya varıyorum. Ama o insanın yaptığı birçok suç vardır. Mehmet Ağar'ın yaptığı birçok suç vardır. Ancak suçu yapandan çok yaptıranla uğraşmamız gerekiyor. Anlayışla uğraşmamız gerekiyor. Devlet yapısını yargılamamız gerekiyor. Eğer o devlet yapısı bir insan suç yapıyor diye onu yargılar ve cezalandırırsa o insan suç yapmaz. Ama eğer devletin yapısı suç yapmayan insanı öldürüyorsa o zaman orada biraz durup düşünmek lazım. O suçu işleyen insanların üstüne gitmeden önce yaptıranla hesaplaşmak gerekir diye düşünüyorum. Umarız izleyen herkes bunları düşünür. Ben zannedersem bu dönemde düşünen çok duyarlı evet. Kesim var. Zaten programımızın da buna hizmet etmesini diliyoruz. Yalnız ben temennimiz. Bucak'la ilgili bir noktayı daha sormak istiyorum. Evet. Gaza geçiren aracın bagajında bir takım silahlar bulundu. İşte evet. Bucak bazılarını üstlendi, bazılarını üstlenmedi. İlk açıklamalarında oldukça kabadaydı. Demek ki kendi arkadaşlarına ve içinde bulunduğu yapıya çok güveniyor. Fakat hı hı. Son günlerde ise oldukça ürkek. Hı hı. Ve önceki çıkışını yalanlar beyanlarda bulunuyor. Evet. Şimdi bu harcayabilirler mi bunu? Bir bunu sormak istiyorum. Evet. Sadece düşüncenizi, hı hı. Tabii gidip bilemeyebilirsiniz. Evet. Kendi deneylerinizden hareketle bunu söylüyorum. Hı hı. Çünkü akrabalarından iddiada bulunanlar oldu. Dendi ki harcanacak bu. Veyahut da vururlar bunu. Evet. İhtiyaçları kalmayınca. Bir de bazı silahlar bulundu. Bunlar İsrail menşeli çıktı. Hı hı. İsrail'in bu uyuşturucu işinde, yani bu işin ucu İsrail'de de gidiyor mu Orta Doğu'da? Yani devlet olarak Orta Doğu'da en dürüst, en Avrupa'yı, Amerikanları devlet yapısına sahip ülke İsrail'dir diyebilirim. Bu tür işlerde benim karşılaştığım insanlar olmadı söyleyebilirim. Ancak İsrail menşeli silahlar Avrupa'da da satılıyor, Hollanda'da da satılıyor, Belçika'da da, Türkiye'de de. Hayır, uyuşturucuya ben söylüyorum. Yani İsrail'in yok mu? İsrail menşeli silahlar... Hayır, uyuşturucu mi? Diyorum. Yani uyuşturucu ucu da var mı bunun? İsraillerin mi? Evet. Yani İsrail devlet düzeyinde bu uyuşturucu işinde olan insanlarla ben karşılaşmadım. Ben karşılaşmadım ama silah kaçakçılığında vardır İsrail'de. Ama bu kadar silahın tesadüf müdür? Türkiye ile İsrail arasındaki askeri işbirliği gelişiyor, siyasi ilişkiler balayını yaşıyor. Ya bu yeni dönemlerdir. Ya. Bizim dönemimizde yoktu böyle ilişkiler. Yani sadece bilgilerin olup olmadığını... Yani şöyle, bu Türkiye'de askeri anlaşmalar çerçevesinde İsrail'den silah alıp İsrail'e uyuşturucu mu verir?
veriyor veya verebilir mi diye. Olabilir çünkü yani bu... İsrail eğer uyuşturucu işi yapmak isterse Türkiye gibi öyle aşağılık bir yapılanmadaki düzenle gelip uyuşturucu almaz. İsrail devleti çok akıllıdır. Öyle bir yapar ki Türkiye gibi devletin ruhu bile duymaz. Demek istediğim eğer olsa dahi gelip Türkiye'yle muhatap olmaz. Ama askeri anlaşmaları Amerika'nın isteği, talimatı doğrultusunda diye değerlendiriyorum. Bir de şu var, bu Sedat Bucağ'ın akrabalarının imha edilebileceğini söylemelerini söylüyorsunuz. O konuda düşüncelerim benim. Az önce de belirttiğim gibi bir grup çıkarılmak isteniyor burada. Kötü insanların yaptığı işlerden dolayı birbirlerini vurmaları olarak gösterilmeye, lanse edilmeye çalışılıyor. Bunu bir az önce ifade ettim. Hem ordunun hem Milli İstihbarat dedikleri MIT'in hem polis teşkilatının, parlamentonun, diğer kurum ve kuruluşların içindeki duyarlı ve dürüst insanların tepkisi çok yoğunlaştı bu son dönemlerde. Özellikle de halkın duyarlı ve dürüst kesiminin tepkisi çok yoğun bu olayların su üstüne dediğimiz gibi inkar edilemeyecek duruma gelmesiyle beraber tepkisi sertleşti devlete karşı. Devlet bir de Avrupa'ya hesap, Amerika'ya hesap vermesi gerekiyor. Günah keçisi göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla biz yapıyoruz diyemezler. Yani çok kelle gidiyor. Harcayabilir değil, harcayacaklar. Yani Mehmet Ağar gidebilir, Tansu Çiller gidebilir, efendime söyleyeyim Bucak gidebilir, birkaç kişi daha onlar gibi gidebilir ama onların yerine bir başkası gelir. Yapı değişmez netice itibariyle. İsimler değişir, hepsi bu. Ama bu insanlar tabii ki her zaman için bilmelidirler ki ne zaman yapıya ters düşerlerse o zaman imha ederler. Öyle veya böyle. Ya da orada yaşama hakkını vermezler. Bana olduğu gibi işte belgeleri size gösteriyorum tek tek. Bu espri değil yani. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makamlarının belgeleri. Benim sorularım belki biraz bir savcı sorularını andırıyor ama. Yok değil. Sizin için ilginçtir. Benim için devam ettireceğim. Evet. Tarık Ümit'le hiç karşılaştın mı? Çok, evet. Tanıyor musunuz? Çok iyi tanıyorum. Bu benim uyuşturucu piyasasında olduğum dönemde Atilla Aytek'le ortaktı. Atilla Aytek o zaman Kaçakçılık İstihbarat yani. Daire Başkanı iken ortaktı Tarık Ümit. Onun Avrupa'daki bütün satışlarını kendisi organize ederdi. Ama aynı zamanda MIT adına da çalışıyordu. Ama o Tarık dönem MIT'le işte Atilla Aytek'in başında olduğu grup arasında şiddetli şeyler var, çelişkiler var. Hep çıkar çelişkisidir. Yalnız Türkiye'de eğer bu milli duygu dedikleri, Turani anlayış dedikleri ki o da böyle bir şey yok ya, kendi kendilerine çıkarmışlar. O Türk'üm, doğruyum, karşımızdaki Türk değil, doğru değil anlayışı geldi de hepsi birleşiyor. Yani ben daha çok kazanayım, o imha olsun, benim adamım öne çıksın, o geri gitsin anlayışıyla çatışmalar oluyor. Yani o tür çatışmalar olur. Kürt'e karşı birler diyor. Son dönemlerde Kürt'e karşı evet. Birler ama kendi bireysel çıkarları için grup... Bazı öyle sürtüşmeler, çatışmalar olur. Ya Tarık Ümit'in harcanması bunun için diyor. İç çatışmalardan dolayı. Ama bir söylenti çıktı ve de en azından işte Mehmet Ağar ekibi, Korkut Eken ismi çok geçiyor. Onu da ben soracağım ama işte iddia edildi ki MIT'in raporunda sözde işte kendisi bence Can Türklere istihbarat ulaştırmış. İşte size yönelecekler silahlı. Bunun aslı var mıdır? Tarık Ümit'in mi? Tarık Ümit diye aktarmış, tamam. Tarık hikaye bu. Hikaye. Bu zaten Tansu Çiller kendisi açık açıkladı yani. Bunun Tarık Ümit'in gidip istihbarat vermesine gerek yok ki. Gidip sızdırmasına, bilgi sızdırmasına gerek yok ki. Başbakan sıfatıyla Tansu Çiller dediğimiz, benim tanıdığım eski bir fahişedir bu Tansu Çiller. Bedrettin Dalan'ın metresiydi. Çok iyi tanıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin karşısında üst kata evleri vardı. Bedrettin Dalan'ın o kurduğu bir parti vardı. Onun bütün detaylı tüzüğünü... Yeniden Doğuş Partisi mi? Belki adını hatırlamıyorum da o partinin bütün yazılarını bu Tansu yazdı. Bedrettin Dalan'ın metresiyken onunla bununla da düşüp kalkıyordu ayrıca. Kocası da biliyordu. Çok kez ben gördüm Marmara'da Bedrettin Dalan'la barda oturuyordu, havuz başında oturuyordu falan. Yani öyle aşağılık kaltak bir insan. Ama barda oturması onun... Bedrettin Dalan'la böyle... Eşi de var ama. Kimin eşi de var? Yani Tansu Çiller'in eşi de var. Eşi de biliyordu diyorum ya. Biliyorum ya. Seviyeleri odur, ahlak düzeyleri odur, anlayışları odur. Türkiye'yi maalesef yönetenler bunlar. Metresi diyordum evet. Metresi. Evet, metresiydi. Çocukları da var ama bu kadın bugün Kur'an'dan ayetler okuyor, başörtüler takıyor, ana rollerine bürünüyor. Öyle dediğini yapması istendiği için yapıyor. Ne alakası var? Yani sabaha kadar içki içer, fahişelik yapar, Kur'an'la ne ilgisi var? Ama Dağlan'ın şimdi iddiaları var. Diyor ki işte Adnan Yıldırım. Yani sözünüzü kesmeyeyim, Bedrettin Dalan'ın metresi olduğunu Bedrettin Dalan da inkar edemez yani. Onu ben çok iyi biliyorum.
O 5 yıldızlı otellere girip çıktığı, o kaldığı yerler, o evde o kapıcılar vardı, komşular vardı, hepsi biliyor. Sadece bu duyma mı yoksa... Hayır, çok iyi biliyorum, tanıyorum. Onu da çok iyi tanıyorum. Duyma değil, ben çok iyi biliyorum, tanıyorum. Herkes biliyor onları, tanıyan herkes biliyor. Herkes tabirini bazen... Dağda bulundu 2-3 gün önce. Hı-hı. Daha doğrusu aydınlığın iddiaları oldu. İşte Bezocan Türk kendisine para vermiş diye seçim kampanyası için. Dalan açıklama da bulundu. Hayır, para tamam getirildi diyor bana. Bececan Türk değil ama herhalde Adnan Yıldırım ve de Hacı Karay. Savaş Buldan'la birlikte öldürülenler ikisinden birinin adını verdi. Böyle bir şey var mı? Bedettin Dalan mı söylemiş? Dalan diyor ki bana işte çok güçlü bir para getirdiler bir roman. İşte benim Doğru Yol Partisi'nin başkanı olma ihtimalim vardı. Güya beni etki altına almak için, kendi işlerini yürütmek için bana getirdiler ama ben kabul etmedim diyor. Bedettin Dalan böyle diyorsa bunun bir nedeni olması lazım. Bedettin Dalan o kadar parayı götürürse üper başına koyar, arada yalan söylüyor. Yani alıyorlar bu türlü. Yani, yalan söylüyor yani. Yani eğer götürürlerse parayı ben almam demez, hayata demez. Götürenin kim olduğu önemli değil. Yani kesinlikle demez. Daha büyük hayata demez. Yani Bedettin Dalan yalan söylüyor diyorsun. Eğer öyle demişse ben okumadım böyle bir beyanatını. Ben iyi tanırım. Televizyonda izledim. Çok açık ve basına da yansıdı. Olayları saptırmaya çalışıyor. Belki ona böyle bir beyanat vermesini Akıda söylemişler. Akıda soruşturma açılmış. Bir takım belki böyle bir beyanat var. Vermesi istendi. Böyle bir beyanat verirse işte bu çetenin devlet bağlantılı değil de kendi başına buyruk olduğu, adam kazanmaya çalıştığı, şu bu görüntüsünü vermek için onu da ortalığı bulandırmak, dürüst insanların devlet yapılanmasını isteyen insanların kafasını bulandırmak için söylemiş olabilir. Ama son yıllarda Çiller'e hiç yakın durmuyor. Demek ki vefasızlarmış birbirine karşı, öyle mi yok? Hayır değil, Tansu Çiller ondan daha yakışıklısını, ondan daha güçlüsünü buldu, onu es geçti. Öyledir yani, o aşağılık bir kadındır, çok ucuz bir fahişe. Ucuz fahişe derken bir kadın gider birine para karşılığında kalır, o ona fahişe dersin ama gider biriyle kalır üstüne para verir, ona ucuz fahişe dersin. Tansu Çiller de öyle bir fahişe. Ben Ömer Lütfü Topal'ı sorayım. Ömer Lütfü Topal 75-76 yıllarında ben Mehmet Ağar'la tanıştığım dönemlerde Ömer Lütfü Topal'ın Fındıkzade'de gayri resmi bir kumarhanesi, kulüp adıyla çalıştırdığı bir kumarhanesi vardı. O dönemde yanlış hatırlamıyorsam kendi kumarhanesinde üst katta bir adamı aşağı atarak öldürdü ve o zaman Mehmet Ağar onun devamlı cezaevine gitti geldi. Çok kısa bir süre kaldı ve bırakıldı. Daha sonra Mehmet Ağar'larla beraber bu uyuşturucu işinde uzun çalışmalar yaptı. Amerika'ya gitti. Amerika piyasasında bu Ali Şen'dir, Kankavanlar'dır, Mehmet Ali Yılmaz'dır. Biz o zamanlardan da tanışıyorduk. Ömer Amerika'ya gönderildi. Amerika'da çok uzun süre büyük paralar kazandı. Sonra tutuklandı. Geri geldi. Geri geldikten sonra ben de İngiltere'den geldiğimde Mehmet Ağar Royal Oteli'ne geldi. Ankara Emniyet Müdürü'ydüm. Oradan beni çağırdı. Dedi ki senden bir ricam var. Ömer kumarhaneyi çalıştıramıyor. Levent'te bir yer yapmış. Ömer yavaş yavaş buraya Amerika makinalarını getirip Amerikanvari bir Amerikan şirketiyle müşterek Amerikanvari bir gazino ortamını oluşturmak istiyor. Biz bunu yasallaştıracağız ama biraz zaman gerekiyor. Hamdi Ardalı dedi buna ruhsat vermiyor. Buna soluk kaldırmıyor. Hamdi Ardalı'ya sen bunu kabul ettirebilirsin. Abdülkadir Aksu da sana yakın bir insandır. Ben Diyarbakırlılar Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ni yönetim kurulundaydım. Abdülkadir Aksu da Diyarbakır'ın milletvekiliydi. Görüşüyordum. Ben Mehmet Ağar mı sizden? Mehmet Ağar. Benden rica etti. Hamdi Ardalı'nın yanına git, Ömer Lütfü Topal için ruhsat al. Ruhsattan ziyade göz yumsunlar. Yani bu genelde böyle oluyor. Ruhsat resmen verilemezdi. Benim söylediğimi söylemedi diye. Bunu daha şimdiye kadar açıklamadım. Dost sohbetinde söyledim ama. Ben de o zaman Atilla'nın yanına gittim. Atilla Ardalı'nın yanına gittim. Şişli'de yazıhanesine gittim. Çok iyi tanışıyorum Atilla Ardalı'nın avukatı. Durumu izah ettim kendisine. Kendisine babasına telefon açtı benim yanımda. Dedi bizim Hüseyin gelmiş böyle bir şey söylüyor. Daha sonra görüşürüz dedi babası kendisine. Ben de daha sonra babasıyla görüştüm. Nedim Öser'le beraber biz kendisinin Çağaloğlu'nda bürosuna gittik. Bir cumartesi günüydü, randevu verdi. Gittik orada görüştük makamında. Bunlar şerefsiz insanlardı Hüseyin. Bunlar bildiğin gibi değil, dürüst değiller dedi. Bunlarla bir arada olmasam daha iyi dedi bana. Hamdi Ardalı dedi, evet. Ben onlara kumarhane çalıştırmayacağım İstanbul'da olduğum sürece dedi. Ama sen dedi illa da bunlar bu yapsın diyorsan, illa da ısrar ediyorsan bana nedenini söyle, ben de sana fikrimi söyleyeyim dedi. Ben dedim ki kıramadığım bir arkadaşım bana bunu rica etti. Ben de dolayısıyla geldim. Size olduğu gibi isteğimi söylüyorum. Eğer çalıştırırsa neyse sizin payınızı size değil size oğlunuza versin diyorum dedim. Eğer sizin işinize geliyorsa izin verin yoksa vermeyin. Güldü kesinlikle dedi bunlara yol vermeyeyim eğer mazur görürsen dedi. Ben de dedim Hüseyin'e işaret ederek dedim yani daha çok o üstünde duruyor. O da ısrar ediyor biraz para alacak çok paracıdır bu herifler.
O zaman döndü, Nedim Bey dedi, mümkünse ben Hüseyin yeğenimi ikna edemiyorum, siz ikna edin. Bu adamlar çok pis adamlar, bu çok şerefsiz adamlar dedi böyle elini sallayarak. Nedim Hüseyin de ondan sonra bana ısrar edememe durumuna gelmiş oldu. Onun yanında bunu söylediği için. Daha sonra Lütfi ile eşi Ömer Fındıkzade ile gittik, görüştük. Ömer gitti, Şahin Cizelioğlu bizim hemşerimizdir. Bir de Zeki diye Hazırlı bizim hemşerimiz var. O onlara gidip durumu anlatmış. Şahin Cizelioğlu da Diyarbakırlar Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin benden önceki yönetiminde yer almış. Beni çağırdılar Şahin Cizelioğlu'nun yerine. Dediler ki, Ömer diyor ki, Diyarbakırlar Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin tabelasını benim kulübün üstüne asalım. Orada kumar yaparım, siz ilgilenmezsiniz. Size bir oda veririm, kumarın gelirinin yarısını da size veririm. Ben kızdım dedim, 3 aydır Ömer bana ortaklık teklif ediyor. Mehmet Ağar bana geldi, ben Ardalı'ya gittim, bir sürü tartışma oldu. Ruhsat vermeyecekler, çalışmasına da izin vermeyecekler, ruhsattan ziyade çalışmasına izin vermeyecekler dedim. Şimdi bizim Abdülkadir Bey'le yakınlığımızı kullanarak, Diyarbakırlar Derneği'nin de tabelasından etkilenerek bunu yapmak istiyor, biz buna izin veremeyiz, vermemeliyiz. Arkadaşlar bunu bilmiyorlardı. Onlar da benim bu açıklamamdan, ikisi de yaşıyor, Şahin Cizelioğlu ve Zeki dediğim arkadaşım, bana katıldılar ve biz buna izin vermedik. Daha sonra nasıl olduysa Hamdi Ardalı alındı, onun yerine Mehmet Ağar geldi ve Ömer Lütfü Topal oldu, gazinolar kralı. Gazinolar kralı oldu, aynı ay içinde gazinolar kralı oldu, daha ortada gazino yok ki. Ama demek ki ortak bu yapı, zaten açık. Eskiden de ortaktılar, hayır eskiden de ortaktılar. Uyuşturucu işinde de, uyuşturucu işinde de Topal ve yani Fındıkzadeli Ömer ve Mehmet Ağar ortaktılar. Amerika kanalında ortaktılar diyor. Daha önce de 70'li yıllarda da. Öldürülmesi neden oluyor o zaman? Aralarındaki iç hesaplaşmadandır. Eski ülkücüdür ayrıca bu Fındıkzadeli Ömer. Yani MHP'li o zaman demek ki PKK'nin finansörü olarak... Yok, alakası yok. Bak benim içimde PKK'nın finansörü diye söyleyip durdular, bağırıp çağırdılar. Ben 84 yılına kadar uyuşturucu piyasasında oldum. 84 yılına kadar da PKK diye bir örgüt, bir kuruluş yoktu piyasada 84 yılına kadar, benim tutuklandığım tarihe kadar. 84 yılından 89 yılına kadar İngiltere'de cezaevindeyim. Aralık 7 Aralık 88'de Türkiye'ye geliyorum. Mart'a kadar buradaki belgelerde göreceğiniz gibi Türkiye'de cezaevindeyim. Ondan sonra daha cezaevindeyken uyuşturucu işini yapmamı isteyen devlet yetkililerini mahkemeye veriyorum. Anlaşamadığımız için yine bu belgelerde gösterdiğim gibi baskılara maruz kalıyorum. Boyun eğmeyince, anlaşmayınca bana PKK finansörü deniyor. Mehmet Ağar bunu söylerken utanmalı, alçak herif. Ben İngiltere'de cezaevinde yattığım zaman Şükrü Balcı beni ziyarete geldi. Necdet Küçüktaşkıner geldi. Mete Bozbur'a geldi. Daha adını söylemek istemediğim birçok emniyet üstü yetkilisi geldi. Mehmet Ağar da bunu çok iyi biliyor. Bu insanlar devlet adına benimle gelip görüştüler. Ben orada sahte kimlikle yatıyordum Necdet Yılmaz olarak. Hüseyin Baybaş'ın olduğumu onlar biliyorlardı. Arnavut Sami. Ya evet. Adı çok geçiyor. Hatta bir takım cinayetlerde bile yer aldı. Bilhassa bu uyuşturucunun Avrupa pazarını açılan yolların bundan geçti. Yani bunun buradaki dağıtımı yaptığı, finansör olduğu bir takım şeylerde ismi geçiyor. Bu Tarık Ümit olayında ismi geçiyor. Hatta tutuklanıyor, Ankara'da bırakılıyor ve yurt dışına çıktığı söyleniyor. Tanıyor musunuz? Çok iyi tanıyorum. Sami çok yumuşak, efendi, kibar bir arkadaştır. Ayrıca silah milah bulundurmaz. Arkadaş diyorsunuz. Benimle arkadaştı, evet o dönemde. Halen de mi öyle? Ya halen görüşmek istersem görüşürüm. Yani en son ne zaman görüşmediniz ben? En son ben Türkiye'den çıkmadan önce. Ne zamandan beri daha doğrusu? Türkiye'den çıkmadan önce kendisi görüşmek istemişti. Yanılmıyorsam Mecidiyeköy'de Çift Kurtlar diye Enver Yaylacı'nın bürosunda görüşmüştük. Sohbet etmiştik, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. O da İngiltere'de oturduğunu söylemişti. Bir iş yerinin Hollanda'da olduğunu söylemişti. Tadı tuzlu kalmadı Türkiye'nin diyordu falan. Yani çok yumuşak bir insandır. Grubu kendisine göre vardı. Ömer Lütfi Topal'ın ortağıydı. Bu Sheraton'daki kumarhanede ortaktı. İşte, evet. Tarık Ümit kaçırılırken bunun evine götürülüyor. Güya bir takım yani. Hatta Savaş Buldanların ölümünde ismi geçiyor. Ve bunun nihayet emniyete bırakılıp yurt dışına gönderildi. En azından tedbir için. Yani Sami'nin uyuşturucu işinde geçmişte adı vardı, aktif bir durumu vardı. Avrupa'da piyasada ticaret yaptı, sanırım tutuklandı, ceza meza yattı. İyi ama Sami Hoşnaf'ın adı bir sürü şeyde geçiyor yani artık. Bu eroin satışındadır, kara para aklamadır, kumarhanelerdir, adam kaçırmadır. Yani bu neredeyse kilit bir rol oynatılıyor buna. Geçmişte de var bunun, işte Hollanda'da silahlı çatışmaları. Yani demek ki bu iyi bir yer tutuyor.
Yani bana göre en iyi yeri tutan devletin belirleyici... ÇETE'de önemli bir rol. ÇETE'de önemli bir yol. Geçmişte benim bulunduğum yıllarda ve 90-91 yılında gördüğüm zaman kumarhane ortamında aktifti. Ömer bu Fındıkzadeli ile ortaktı Sheraton'un kumarhanesinde. Avrupa'da bu uyuşturucu piyasasında da tanırlar ama Sami dediğiniz zaman, Arnavut Sami dediğiniz zaman uyuşturucu işindekiler tanırlar, kumar içindekiler tanırlar ama öyle silah kan çatışmaya giren veyahut da ne bileyim organize eden, öldürülmeyi organize eden bir insan olarak tanınmazdı. Ama öyle bir konuma getirilirse veya öyle bir görev verilirse benim bilgim yok. Yalnız Sami Arnavut dediğiniz zaman bir insan korkunç bir adamdır işte kıyıcıdır silah sıkar diye bir şey söylerseniz güler size. Ben tanıyorum Sami'yi. Ama bu son dönemde böyle bir konuma koydu da ben o ihtimali de vermiyorum sana. Ama geçmişte Hollanda'da, Amsterdam'da bir lokalde adamlar çatışıyor. Ya onun adına adamlar çatışıyorsa ayrı bir olay. Ben Sami'nin yani yumuşak... Kendisi organize ediyor demek ki bu... Hayır, şeyleri. O ticari ortamında yapmıştı. Yani büyük güçleri karşısında alabilecek kapasitede ve onu alabilecek düşüncede yapıda bir insan değil diyorum. Yani bazı insanlar biriyle karşı karşıya geldiği zaman mesela ben yıllardır anlatıyorum, konuşuyorum, mahkemeye veriyorum... devleti direkt karşıma alıyorum, onların pisliklerini açığa çıkarıyorum ki bu tehlikelidir. Sami böyle rizikleri göze alabilecek bir insan değil. Yani onu anlatmak istiyorum. Ama o da önemli bir konumda, evet orası öyle. Ama şimdi Hollanda ve İngiltere'de olduğu söyleniyor. Olabilir. Yani Yenizge öyledir. Olabilir. MİT raporu da öyle diyor. Ankara'da yakalandı, bırakıldı. Tarık Ümit olayından sonra. İşte MHP'li Haluk Kırcılar, bu tetikçilerden biri. Ondan sonra Avrupa'ya çıktığı söyleniyor. Diyelim ki bu adam Avrupa'ya çıktı. Hakkında bu kadar iddialar var, MİT raporu var, cinayetler var, ölümler var. Neden bu tür insanlar tutuklanmıyor? Sami Avrupa... Neden siz tutuklanıyorsunuz da böyle biri tutuklanmıyor? Sami Avrupa'da çok iyi tanınan bir simadır. Sami eğer aranıyorsa, Avrupa'da onu tutuklarlar. Benim şimdi burada gazetelerde gördüğünüz gibi arandığım yıllardır söyleniyor ama tutuklanmam. Buradaki belgede de gördüğünüz gibi 17 Kasım 1995'te veriliyor. Yani Sami içinde tutuklanma kararı olursa Avrupa'da tutuklanlar. Hiç gözünün yaşına bakmazlar. Yani Türkiye'deki ama diplomat pasaportu varsa Sami'nin... Diplomat pasaportları oluyor. Varsa, benim de vardı. Varsa ben de uyuşturucu içinde olduğum zaman diplomat pasaportuyla geziyordum genel olarak. Sami'nin de böyle bir pasaport aldıysa ve halen bu uyuşturucu... Çok büyük parası vardı Sami'nin. Sami iki kez ben gördüm ayrıca. Bu Orhan Taşanlar'la beraber. Orhan Taşanlar arabayı kullanıyordu. Ben gördüm İstanbul'da ayrıca başka ortamlarda. Orhan Taşanlar ki Ankara'daydı. Peki pasaport işlemlerinizi çok sık zaman zaman söz geçti söylüyorsunuz. Evet. Arada evet. Kim hallediyordu bu kadar kolay diplomat pasaport, yeşil pasaport? Yani kim hallediyor derken benimkini mi yoksa genel olarak? Benimkini genel olarak. Benimkini daha önceleri Şükrü Balcı ilk olarak onun talimatıyla oldu. Daha sonra Mehmet Ağar'la biz muhatap olduk. Birçok kez Mehmet Ağar'ın elinden aldım bu yeşil pasaportu. Yani Mehmet Ağar yeşil pasaport almanıza kolaylık... Kolaylık değil, kendisi gelip elime verdi. Fotoğrafı verdim, gerisini kendisi yaptı. Kendi isminizle mi yok? Değişik isimler, her zaman için değişik isim. Mesela bir tanesini söyleyebilir misiniz? Ya çok, o zaman bende kayıtları da var. Evet. Çok bende kayıtları da var, söyleyebilirim. Bir tane mesela. O zaman Yavuz Akkurt diye bir isim kullanmıştım. Siz bununla yurt dışına da çıktınız. Evet, tabii yurt dışına çıkmak için kullanıyordum. Yurt dışına çıkmadan benim pasaportu ihtiyacım olmadı. Evet. Halim yazılı bende ama aklımda yok yani birkaçı yazılı bende. Nasıl yazılı? Hadi ben gelmişim diyelim bir otelde kalmışım. O otelde o pasaportla yatmışım ve orada bir fatura şubu almışım. Bende kalmış birkaç tane ondan dolayı kalmış da biliyorum. İşte son olaylar nihayette tartışma, işte çetelerle ilgili tartışma bir noktaya gelip dayandı orduya. Ordu hatta basına tehditte bulundu, bizi işin içine bulaştırmayın. Fakat işte Yüksekova'da uyuşturucuyla uğraşan subaylar çıktı. İşte ben adam öldürmeler şimdilik, tabii dışlamadan. İşte az subaylar yakalanıyor, bilmem söylemezler çetesi diye bir şey çıkarıldı ortaya. Bir sürü az subay subay içinde, İzmir'de yakalandı. Yani bunda subayların, generallerin, ordunun bu şebekenin içindeki payı ne? Gerçekten bunlar içinde değiller mi? Bakın ben sizinle... Ben uyuşturucuyu kastediyorum, uyuşturucuyu kastediyorum. Niye o kadar yalnızca uyuşturucunun üzerine duruyorsunuz? O biraz ilginç. Bunu yani. Kalkan noktası yapmak istiyorum çünkü. Yani peki şöyle yani siz halen bakın saatlerdir konuşuyoruz. Daha önce benim birçok beyanatlarım burada okudunuz.
Bizim o Colin Club'da yaptığımız toplantılardaki isimleri size liste yaptım burada tek tek. Siz tamam ama hiç asker yok içlerinde. Olmaz olur mu? Doğan Beyazıt donanma komutanlığına kadar yükseldi. Kim onun olduğunu kardeşi, biliyor musunuz Doğan tabii Beyazıt? Ki biliyorum kim olduğunu biliyorum. 90'da özel beraber... harp dairesi başkanlığı yaptığını da. Ordu'da görevli bir insan. Özel harp, özel harp benim için fark etmez. Cumhurbaşkanı ki. Danışmanı da olduğunu. Yani ne fark eder ki askeriyeden ya? Ne değişir yani hangi mevkide oldu? Üçüncü yani ne zaman beri. Ne zaman bunu? Eskiden beri tanıyorum. En son onunla görüşmemiz eskiden beri bu donanma komutanı kendi kız kardeşinin evinde tanıştık. Celal Ateş'in tanıştık, görüştük. Celal Ateş'in evinde görüştük. O olayla da geleyim. Siz halen bu kadar benim anlatımlarıma, bu kadar raporlara devletin işi artık inkar edemez olaylarla karşı karşıya kalmasına Avrupa parlamentolarının ve uluslararası organize kurumların raporlarına rağmen siz hala Türkiye'de çeteler diyorsunuz. Çeteler yoktur Türkiye'de. Türkiye'de devlet vardır. Devletin denetiminde çeteleri organize eden birim var. Devletin isteği doğrultusunda uyuşturucu işi yalnız para için değil yapılıyor. İlişkileri genişletmek ve Türk İslam sentezi anlayışını yaymak adı altında bu uyuşturucu satışı daha çok ilişki sağlamak için kullanılıyor. Para da Doğan Beyazıt. Geleceğim buraya da. Yani siz o çeteler diyorsunuz ya ben orada size katılmadığımı belirtmek nedenini anlatmaya çalışıyorum. Yalnız Türkiye'de biz... Ben kendi fikrimi söylemiyorum. Sadece soruyorum. Yani. Tabii siz çeteler diyorsunuz da ben bundan katılmadığımı... Mutlaka kamuoyu duyarlıdır. Yalnız artık çeteler deyip kamuoyunun kafasını bulandırıyorlar. Sizin gibi basın kuruluşu ve yayın kuruluşunun bu şekilde yetkili insanların da kafasını karıştırıyorlar. Siz devlette böyle şey olmaz diyorsunuz ama biz yaşadık. Buyurun bu susurluk olayı bir örnektir.